Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Microsoft'un Android'e özel geliştirmiş olduğu Launcher olan Arrow Launcher'ı inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, henüz markete gelmedi, test aşamasında. Bu uygulama, daha doğrusu Launcher, o yüzden bunu APK olarak indirip kurmanız lazım. APK'nın nasıl kurulacağına dair olan videomuzu şurada bulunan bağlantıya tıklayarak bulabilirsiniz. Ayrıca Arrow Launcher'ın indirme linkleri de videonun hemen altındaki açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz Launcher'a yavaş yavaş geçiş yapalım. Telefonunuzun arayüzünden sıkıldıysanız eğer Launcher'lar ilk başvurabileceğimiz telefon için geliştirilen uygulamalar oluyor. Bu konuda bir açık görmüş herhalde Microsoft ki biz de yapalım demişler. Microsoft yaptığı zaman insan diyor ki herhalde bir Windows fonlara falan benzer gibi düşünüyor. Aslında hiç alakası yok. Gayet temiz ve stabil çalışan bir Launcher geliştirdiklerini söylemeliyim. Android'e atılımlar yapıyor Microsoft çeşitli. Cortana'yı çıkarttılar, daha önce incelemesini yapmıştık. Onun dışında bu Launcher'ı geliştirdiler. Hemen Launcher ile ilgili detaylara bakalım. Aslında bakılabilecek çok da bir detay yok. Bildiğiniz standart Launcher'lardan sadece stabil çalışıyor ve ekstrası bunu Microsoft geliştirdi. Tabii ki de birkaç ekstrası var, bunu tercih etmenize sebep olacak. Ana ekranımız bu arkadaşlar. İşte son kullanılan ve en sık kullandıklarımız olarak ikiye ayırmış. Sağa doğru kaydırdığımızda ekranı, yani ekranın sol tarafına baktığımız zaman burada kişi listesini görüyoruz. Şu an bu telefona bir sim kart takılı olmadığı için burada kişileri sıralamadı. Ancak ben arkaya bir ekran görüntüsü koyarım, kişilerin nasıl olduğuna dair o şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Şuraya bastığımız zaman da direkt arama kısmına veya kişilere geçiş yapıyor. Diğer tarafa kaydırdığımız zaman da burada hatırlatıcılar ve notlar isimli bir bölüm görüyoruz. Bu aslında biraz yapacaklarım listesi gibi olduğunu söyleyebilirim. Mesela buraya işte ne yazalım? İlaç içiyoruzdur, hastayızdır, ilaç iç diyelim. Bunu koyduk buraya. Telefonumuzu her elimize aldığımız zaman şu ekranı kaysak dahi bunu burada göreceğiz. Bunu yaptık diyelim. Başına tiki koyuyoruz. Tamamlananlar listesine gelmiş oluyor. Arayüz bu şekilde, şöyle bir olay yapmışlar. Alt taraftan kaydırdığımız zaman burada hızlı ulaşabileceğimiz uygulamaları görebiliyoruz. Settings kısmı var. Settings'te aslında çok fazla bir şey yok. İşte güncellemeleri denetle, arka planı değiştir ya da bize feedback yap, yani geri bildirim yap. Ya da sevdiysen bize 5 yıldızı bir gibi seçenekler bulunuyor. Arka plan, şu an arkada gördüğünüz bu geyikli olan arka plan, default arka planı, yani içinde gelen arka plan. Şurada büyük bir değişiklik var. Aslında hani bazı kullanıcılar için büyük değil, ancak mesela böyle bir telefon kullanıyorsanız bu telefonda bildiğiniz gibi bir menü yok. Yani uygulamaların topluca gözüktüğü bir yer yok. Bu Launcher sayesinde böyle bir alana da kavuşmuş oluyorsunuz. Şuraya bastığımız zaman alfabetik şekilde aşağıdan yukarıya doğru ya da yukarıdan aşağıya uygulamalar sıralanmış oluyor. Standart Android telefonlarda, yani birçok Android telefonda şöyle kayarak uygulamalar arasında geçiş yapıyoruz. HTC telefon kullananlar bu konuda çok fazla zorluk çekmeyeceklerdir muhtemelen. Çünkü onlarda da bu şekilde bir sıralama var. Ben buradan Z'ye kadar inemeyeceğim diyorsanız, Z ile başlayan da bir uygulamanız varsa şuradan arama kısmından direkt bulabiliyorsunuz uygulamanızı hızlı bir şekilde. Son olarak şunu da söyleyeyim. Şu alttan kaydırdığımız zaman şu alt taraf boş, gördüğünüz gibi. Burada iPhone'lardan bilirsiniz. Şöyle yukarıdan kaydırdığınız zaman yuvarlaklar içinde böyle arama kısımları olur. Ona benzeyen bir arama kısmı var. Arka planına bunun da görüntüsünü eklerim. Son aranan kişiler ya da sık konuştuğunuz kişiler burada listeleniyor. Buradaki uygulamaları dilersek şu şekilde dosyalayabiliyoruz ve burası boş kalmış oluyor. Mesela diyelim şuradan bir uygulama alalım. Ne bileyim, Gmail'i çok kullanıyorsunuz diyelim. Basılı tuttunuz ve getirip buraya bırakabiliyorsunuz. Böylece hızlıca Gmail'e de ulaşmış oluyorsunuz ya da hangi uygulamayı isterseniz tabii ki de. Haritaları alalım. Getiremiyoruz sanıyorum orada olduğu için. Aynen. Şöyle bıraktık ve burası doldu. Burası dolduğu için buraya bize başka herhangi bir şey eklettirmeyecek kendisi. İçinde çeşitli duvar kağıtları geliyor. Şu geyikli olanın bir de yeşil versiyonu var. Şunlar telefonun defaultunda mı vardı onu hatırlamıyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak şu iki geyik launcher'la birlikte geldi. Onu da söyleyeyim. Dilersek burada Bing'in günlük duvar kağıtlarını aktif edebiliyoruz. Kafasına göre her gün duvar kağıdını
değiştiriyor. Alt tarafta da duvar kağıdını sadece Wi-Fi açıkken indirsin mi gibi bir seçenek koymuşlar. Mobil veri paketiniz çok fazla gitmesin diye. Error Launcher bu şekilde, şahsen ben beğendim. Beğendiğimi söylemeliyim. Gayet stabil çalışıyor ki bu daha beta sürümü. Muhtemelen tam sürümde daha iyi özellikler ve daha seri bir kullanım sunacaktır bizlere. Launcher ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına atın arkadaşlar. Onun dışında videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyelim. Bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.